videomuzda kontür ve aydınlatma tekniklerini içeren gece makyajı yapıyoruz. Gece makyajında eğer siz de benim gibi koyu renkli farlar kullanacaksanız gözden başlamanızı kesinlikle öneririm. Çünkü farlar gözün altına düştüğü zaman fondö tenimizi bozabilir. O yüzden öncelikle gözden başlayıp daha sonra temiz bir ten makyajı yapmamız çok daha iyi olacaktır. Gece makyajında günlük makyajdan farklı olarak çok daha net hatlar elde etmek istediğimiz için far bazını da sürmeden önce kaşın altını belirginleştirmek ve vurgulamak için kapatıcı kullanıyorum. Genellikle bu da açık renkli bir kapatıcı oluyor. Bu uygulamayı yapmamın sebebi göz kapağımızın çok net durmasını istemem ve tamamen dengeli, eşit bir tona sahip olmamız. Güzel bir kapatıcı yardımıyla buradaki renk farkını, tonu eşitlediğimiz zaman farlarımız çok daha güzel duracaktır gözde. Bu aşamada kapatıcınız eğer çok fazla nemliyse ya da çok kalın bir kapatıcıysa birazcık az uygulamanız gerekecektir. Yani daha ince uygulamanız gerekecektir. Çünkü eğer çok kalın bir tabak halinde kapatıcı uygulanırsa göz kapağına farlarımız güzel bir şekilde orada durmayacaktır ve hareket edecektir. Bu kesinlikle çok önemli. O yüzden her zaman olduğu gibi kapatıcıyı göz kapağımıza çok ince bir şekilde uyguluyoruz. Daha sonra da parmağımızın yardımıyla tampon hareketlerini iyice cilde yediriyoruz. Sürdüğümüz kapatıcıdan daha açık bir renk olan, daha da aydınlık veren bir ürünle tam olarak kaşımızın kavis bölgesine, şuralara uygulamamızı yapıyoruz. Bunun amacı kaşımızı daha kalkık göstermesi. Eğer göz makyajımız başlamadan önce kaşlarımız yapılmamış olursa göz makyajımız tam olarak bütün durmayacaktır. O yüzden öncesinde kaşımızı bitirmemiz göz makyajımızın tamamlandığında çok daha iyi durmasını sağlayacaktır. Gece makyajında günlük makyaja göre kaşlarımızın daha belirgin durmasını isteyebiliriz. Bu nedenle de sadece kaş rimeli kullanma yerine öncesinde boşlukları biraz daha fazla farla doldurup daha sonra kaş rimeline geçiyorum. Kaşlarımızı doldururken hiçbir zaman siyah tercih etmemeliyiz veya turuncu tonunda bir kahvede aynı şekilde tercih etmemeliyiz. Yine bu aşamada daha yanık renkler, daha kemiksi kahveler tercih etmemiz gerekiyor. İçinde kızıllık içeren farlar yüzümüzde pek güzel durmayacaktır kaş uygulamasında. Kaşımızın başlangıcına birazcık daha açık, sonuna doğru ise daha koyu renkler tercih ediyoruz. Bunun için ise güzel bir detay fırçası, bu şekilde ucu sivrilen bir fırça tercih edersek uygulamamız çok daha kolay olacaktır. Kaş farı uygulamamızı bitirdikten sonra kaşlarımızı güzelce sabitlemek için kaş rimelini kullanıyorum. Kaşlarımıza güzelce şekil verdikten sonra şimdi göz makyajına geçelim. (Gülüyor)